Ben protokol kaydelerine pek riayet etmiyorum. Onun için hepinize birden hoş geldiniz derim bütün aziz arkadaşlarım. Evvela Sayın Rektörüm ve aziz arkadaşım Sermet Akgül'e gösterdiği kadir birlik için içten teşekkür etmek isterim. Çok heyecanlandım. Gastroenteroloji için söylediklerim dolayısıyla. Ses duyuyor değil mi? Biliyor mu? Şimdi efendim, arkadaşlar bana pek, yani şöyle bir yağlamak için pek alan vermediler ama bırakmadılar. Ama ben bulurum herhalde. Şimdi gerçekten gastroenteroloji cerrahi genelde ve özelde proktoloji ile gastroenteroloji birbirini kenetlenmiş bilim dallarıdır. Ve bunlar gelişme yolunda birlikte ilerlemek zorundadırlar. Birbirlerine dayanmak zorundadırlar. Bugün gayet samimi söylüyorum. Herkes biliyor benim hatır için konuşmayacağım. Onun için rahatım. Bugün ben bu proktoloji bilim dalını kuranlar kadar heyecanlı. Yahut onlar ancak benim kadar heyecanlı ve benim kadar memnun olabilirler. Bunun nedenleri var. 1954-58 döneminde Amerika'ya gastroenteroloji yapmak üzere gittiğim zaman Bodos Samasına proktolojiye tosladım. Ben aslında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun zoraki diplomatlığı gibi zoraki gastroenteroloğum. Ve burada da bugün bölüm başkanı falan yok değil, basit bir gastroenterolog olarak konuşuyorum. Ben kardiyolog olmak istiyordum. Hep o Allah kardiyologları kurtardı şerimden. En son Allah rahmet etsin Lütfü Vural'a gittim Allah'a ısmarladık demeye. Bana dedi ki, Amerika'da gastroenteroloji yap. Dönüşte birbirimize rakip olmayalım dedi. İçeride ve dışarıda. Şimdi ben aklımı peynir ekmek de yemedim ya. Kalkıp şimdi burada Sermet Akgün'le sizlik yarıştırmaya kalkmak. O zaman Gülhane'de Lütfü Vural'la çatışmaya benziyor. Adam bana püf dese, Çemişgerek'te alay tabipliğine gideceğim. Nasılsa Amerika'da her yerde her şey yapılıyor da, öyle biliyoruz. Kalktık gittik. Gittiğimiz zaman ilk hastanede birkaç ay dahiliye hastaneleri olarak çalıştım. Ve hakikaten Yale'le Afili'ye son derece iyi bir hastaneydi. Bir baktık ki bütün orada gastroenteroloji falan peşken yok. Bütün Amerika'da 13 yerde 23 gastroenteroloji hastanesi var. Birkaç tane de şöyle proktoloji diye bir şeyler gördük. Her yere müracaat ettik. Bu proktolojiye de müracaat edelim dedik. Herhalde yukarıdan başlamasak aşağıdan başlarız. Ondan sonra gelen cevapları anladık ki 3 sene cerrahi yapmak lazımmış. Ve proktolojinin cerrahi bir dal olduğunu, ben aptalım da belki daha zekiler biliyordur. Ben o zaman böyle öğrendim. İkinci nokta, nihayet Temple'de bir yer bulduk. Temple Üniversitesi meşhur bir yermiş. Ne bileyim ben, gittik. Oraya gittik, orada da meşhurunu bulduk. Dr. Beckham, meşhur proktoloji kuranlardan dünya çapında bir adam gördük. Gastroenteroloji tek hastane olduğumuz için bütün bir sene proktoloji vakalarını ben takip ettim. Neyse, buradaki sen sonrası Zülfü Yar'a dokunacak dahil edersek.